Arkadaşlar iyi akşamlar. Kitabımızın 3. bölümü olan bu akşam insan haklarının düşünsel ve tarihsel gelişimi bağlamında siyasal iktidarın sınırlandırılması ve din faktörü, ilk çağda siyasal iktidarın sınırlandırılması konularını deneyeceğiz. Bu bağlamda bir giriş yapacağız. Toplumsal yaşamı algılamaya ve geliştirmeye yönelik kültür kodlarından hiçbiri tarihsel süreç içerisinde kendiliğinden ortaya çıkmamıştır. İnsan hakları gibi ideolojik ve siyasi değer yüklü kavramların da ortaya çıkışı uzun bir fikri ve tarihi tecrübelere dayanmaktadır. İnsanlık, haklarına sahip olabilmek için varoluşundan günümüze kadar hem teorik planda hem de eylemsel olarak çok yoğun bir mücadele vermiştir. İnsan hakları düşüncesi ancak bu mücadelelerin sonucunda toplumsal değerler alanında ön plana çıkmış ve insanlığın sahiplendiği bir konu olmuştur. Bir başka deyişle insanın insan örneğine yakışır bir şekilde yaşayabilmesinin başlıca şartını oluşturan insan haklarının bu derece geliştirilmesi, güçlenmesi ve itibar kazanması bu kavramın çok geniş bir tarihsel birikime sahip olmasının doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Siyasal iktidarın sınırlandırılması ve din faktörü. Siyasal iktidarın sınırlandırılması, devlet adına hareket eden yöneticilerin sahip oldukları çok geniş yetkilerin makul ölçülere çekilerek meşru bir şekilde kısıtlanması anlamını taşımaktadır. Çünkü iktidar sahiplerinin de birer insan sıfatıyla kin, ihtiras ve menfaatlerin esiri olarak ellerindeki sınırsız yetkiyi her zaman kötüye kullanmaları ve kendi çıkarlarına alet etmeleri mümkündür. Zira bu tehlike daha ilk anda, ilk çağlarda sezilmiş, bu dönemdeki düşünürler siyasi iktidarın sınırlandırılması konusunda çalışmalar yapmışlardır. Dinler tarihine göre her bir ilahi din insana çok büyük değer vermiş ve onların haklarının sorumluluklarının neler olduğunu belirtmiş ve özellikle de insanların barış içinde yaşamaları gerektiğini beyan etmiştir. Bunun yanı sıra yakın tarihi incelediğimizde ise Mussolini, Hitler, Stalin, Salazar gibi yönetimler zulüm ve baskıcı yönetimler olarak tarihe geçmişlerdir. Evet arkadaşlar, Kenan Evren'in olduğu gibi. Bu baskıcı ve zulüm içerikli yönetimlerin sonucu olarak siyasal iktidarın yetkilerinin sınırlandırılması, düşünsel ve tarihsel gelişmelerin odağında yer alan bir konu olmuştur. Manga Carta'dan Senedi İttifak'a, Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de bütün belgeler, düşünsel açımlar ve tarihsel gelişimler iyi düşümünde ortaya çıkan siyasal iktidarı sınırlandırıcı insan hakları enstrümanları olarak kabul edilmektedir. Baskıcı ve zulüm içerikli yönetim anlayışına yönelme zaafı gösteren siyasal iktidarın yetkilerini sınırlandırmasına yönelik düşünsel açılımlar ve tarihsel gelişmeler ilk çağlardan günümüze dek toplumsal yaşamın da merkezinde yer alan bir dinamik olarak önemini korumaktadır. Hristiyanlık dahil önceki dinlerin insanlar tarafından değiştirilmesi üzerine 6. yüzyılın başlarında indirilen Kur'an-ı Kerim'deki mesajların kıyamete dek değiştirilemeyeceği ilahi bağlamdaki güvencesiyle Hazreti Muhammed tarafından son din olarak bütün insanlığa getirilen İslam, çağları aşan ezeli ve ebedi mesajı ve getirdiği eşlik ilkesiyle kısa sürede geniş bir coğrafyaya yayılmaya başlamıştır. Bu yayılma ve genişleme öncelikle eşitsizliğin ve despotizmin hakim olduğu Batı Avrupa, Bizans ve İran kültür çevrelerinde yaşanmış, daha sonra bütün coğrafyaya yayılmıştır. Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim sadece inanç, iman ve ibadetle ilgili kurallar getirmekle sınırlı kalmamakla birlikte, bunun dışında devlet yönetimine insanlar arasındaki ilişkileri ve toplum düzenine yön veren kurul, hukuksal kapsamda sayılabilecek kurallar da getirmektedir. İslam dini, bütüncü, bugünkü anlamıyla totaliter bir din olarak diğer inanç sisteminin çok daha ötesinde bir dünya nizamı kurma iddiasında olan İslam dininin amacı, insana hürriyet sağlamaktan ziyade anarşik hürriyet anlayışını daraltmak ve insan davranışlarını belirli bir sosyal kalıplar içine sokmaya amaçlamaktadır. Adalet ve ilim düşüncesi İslam'ın önem verdiği düşünce özgürlüğü ile birleşince Müslüman toplumunda önemli kişiler ortaya çıkmış. Bu bağlamda 9. ve 14. yüzyıllarda toplumsal sözleşmeyi işleyen Farabi, büyük toplum bilimci ve tarih felsefeci
İbn Haldun ve Avrupalılar tarafından da otoritesi yüzyıllarca kabul görmüş olan tıp bilimci İbn Sina gibi önemli şahsiyetler arasında sayılmaktadır. İlk çağlarda siyasal iktidarın sınırlandırılması. Mezopotamya'da yazılı tarihin başlangıcında yer alan Sümerlerin hukuku da yazılı hale getirilerek bütün topluma egemen olan siyasal iktidara sahip olması önemli bir gelişme olmuştur. Bu bağlamda Kral Hammurabi kanunnamesinde kendisini tanrıların kutsadığını, kötüleri yok edeceğini, zayıfların ezilmesini önleyeceğini, adaleti sağlayacağını, halkın refahını artıracağını ilan etmiştir. Yazılı hukuk gereği, adaletin yüceliği, eşitliği, gözetmeyi, özendirme gibi değerleriyle M.Ö. 3000 yıllara uzanan eski Mısır uygarlığı da tam merkezci niteliğine sahip bir devlet yapısı oluşturulmuştur. M.Ö. 2001 yıllar arasında Anadolu'da Hititlerle soylu halk köle sınıflarına ayrılan ancak dinsel hoşgörülü ve eşitlikçi toplum anlayışı temelinde tarihin ilk gelişmiş devletlerinden birini oluşturmuşlardır. Çin siyasi tarihinde siyasal iktidarın sınırlandırılması öğretisi önemli bir yer teşkil etmekte. İnsan, devlet ve hukuk üzerine de çalışmalar yapan Çinli filozoflar M.Ö. 6. yüzyıldan itibaren gelişme yaşamışlardır. Bu kapsamda sayılabileceğimiz isim Lao Tzu, insanların iç dünyasına keşfe çıkarak özgürlük üzerine yoğunlaşmış ideal devlet anlayışını şöyle açıklamıştır. Yasalar çoğaldıkça itaatsizlik artar, devlette ne kadar yasa varsa halk o derece yoksullaşır. Hemen her boyutta insan üzerinde düşünen Konfüçyüs'e göre bütün insanlar doğal olarak iyidirler fakat özel yöntemlerle uyumlu hale getirmelidirler demekte. Bu yöntemlerin temel amacı insanlığın ve adaletin insanlar arasında hakim olmasını sağlamaktır. Konfüçyüs insan sevgisini her sorun çözümünde ön koşul olarak görmüş, devletin ve siyasetin niteliği konusunda hükümdarların halka kulak vermesi gerektiğini, halkın güvenini kazanmayan hükümetin ise er geç düşeceğini savunmaktadır. Yine eski Çin filozoflarından Mencius'a göre iktidar bunu elinde bulunduranların kişisel yararlarının sağlanmasında kullanılamaz, iktidar idare edenlerin yararı için idare edenlere verilmiş bir kudret anlamındadır. Ve böyle olduğu için de idare edenler edilenlerin genel faydasını gözetmek durumunda ve zorundadırlar. Hint dönemini incelediğimizde devlet kudretinin sınırları olarak ileri sürülen fikirleri meşhur din sistemleri olan Budizm'de bulmaktayız. Budizm iktidara genel faydanın sağlanması gibi bir görev yüklemiştir. Bu amaca yönelmek zorunluluğu sınırlamayı teşkil ediyordu. Budizm'e göre hükümdar halkın iyilik ve menfaati için icra-i hükümet eder. Dünyevi iktidar ve hakimiyet yalnız genel fayda ve menfaati sağlamak suretiyle kendini meşru kılabilir. Hükümdar kendi arzu ve ihtiraslarına göre değil halkın menfaatlerini gerçekleştirmek amacıyla icra-i hükümet edecektir. Antik Yunan'da ise kişi birey olarak değil toplumun bir ferdi olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla birey bazı siyasal haklara sahiptir. Yasalar önünde eşitlik vardır ancak bu sadece vatandaşlara tanınmaktadır. Yani bu haklara köleler sahip değildir. Bu dönem düşünürlerinden Solon'a göre şehir devletlerinde yaşayan herkes zengin ya da fakir aynı haklara sahip olmalı ve aynı cezalar uygulanmalı. Yöneticiler de bu kanunlara tabi olmalıdır. Sofistlere göre insan değişmez değil, her olay karşısında farklı tepkiler gösterebilir. Kişi doğrunun ne olduğunu ikna kabiliyetine bağlı olarak karşısındaki kişilere kabul ettirebilir. Bu durum ise geniş düşünce ve özgürlüğüne dayanmaktadır. Bu bağlamda devlet insan idaresinin bir ürünüdür. Sokrates'e göre üstün ve ilahi bir hak ve adalet faktörü iktidarı sınırlandırmaktadır. Başka bir deyişle böyle bir etken ile iktidarın sınırlandırılması gerekmektedir. Ayrıca yazılı ve yazılı olmayan anayasalarda da iktidarın sınırlandırılması zorunlu bulunmaktadır. Platon ve Aristo ise insanların doğal nitelikleri ve farklı yetenekleri olduğunu savunmuş, insanlar arasında fiili eşitsizlik olduğunu ileri sürmüşler ve böylece kölelik durumunu haklı göstermişlerdi. Platon'a göre yöneticiler doğal olarak
niyetine sahip olanlar arasından seçilmeli, toplumsal katmanın en altında bulunan diğer insanlar ise işçilikle yükümlü olmalıdır. Eflatun yöneticilere çok yüksek nitelikler aramış ve bunu şöyle açıklamıştır. Filozoflar kral veya krallar filozof olmadıkça insan ırkı ve şehirlerin sefaleti son bulmayacaktır. Bu dönem düşünürlerinden yine Aristo ise iktidarın ilahi kanunlarla sınırlandırılmasını savunmaktadır. Aristo'nun devlet anlayışı meşrudur. O devleti bütün topluluklar içinde en üstün, bütün diğer toplulukları ihtiva edeni olarak tanımlamaktadır. Roma uygarlığı eski Yunan kültürü üzerine oluşturulmuş eski Yunan'daki polis kavramının karşılığı olarak civitas kavramını kullanmış, bu bağlamda hukuksal olarak toplu yaşamayı savunan civitasın iki unsuru bireylerin doğrudan katılması ve katılımın hukuksal örgüt aracıyla yapılması şeklinde değerlendirilmektedir. Böylece köleler dışındaki Roma vatandaşları, halk meclisleri ve senatolar aracılığıyla siyasetin içine dahil olmuş, ancak milattan sonra 2. yüzyıldan itibaren monarşik bir yapıya bürünen Roma'nın buyurma gücü halktan imparatora geçmiştir. Eşitlik düşüncesinin olmadığı Roma'da özgürlük düşüncesini en fazla etkileyen dinamik stoacılıktır. Bunu ortaya koyan Zenon, insanların farklı gruplara bölünmesini reddederek insanlığın bir bütün olarak olduğunu savunmuş, tabi hukuk anlayışına dayanarak insanların eşit haklara sahip olması gerektiğini belirtmiştir. Stoisyenler adıyla da anılan stoacılara göre devletin de üzerinde akıl ve hukuk bulunmaktadır. Bu dönem düşünürlerinden Cicero ise iktidar için tabi hukuk ve tabi kanun gibi sınırların mevcudiyetini ileri sürmüştür. Yine aynı dönem düşünürlerinden Polybius'a göre en iyi hükümet şekli karma hükümetti ve bu sistem devlet kudretinin sınırlandırılması konusunda gerekli sınırlandırmayı kendiliğinden getirmiş olmaktadır. Şimdi anlattığımız düşünürlerin tablosunu özetledim ben burada. Kitapta da geçmeyen düşünürler var. Hesidos'a göre önerdiği sınırlandırma ölçütü adalet, gnomik şairlere göre insanın mutluluğu, hakimlere göre kanunlar, insanların hakları, Buda'ya göre genel yarar, halkın iyiliği ve yararı, Konfüçyüs'e göre adalet, iyilik, ahlak, sofistlere göre doğal hukuk, doğal haklar, birey, Sokrates'e göre yasalar ve yazılı ve yazısız kurallar, adalet, hak, Platon'a göre yasalar, örf ve adetler, Aristo'ya göre yasalar ve ilahi yasalar, Polybius'a göre karma hükümet şekli, Cicero'ya göre yasalar, doğal hukuk, doğal yasa, ahlak, adalet ve genel yarar. Bu şekilde özetledik. Benim anlatımım bu kadar.